Merhaba arkadaşlar, ben Türkiye'nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden Hatice Özdemir. Kitap tanıtım videosu serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere tanıttığım kitapların da bizlere ulaşmasını sağlayan bir iletişim aracı olan yazıdan bahsetmek istiyorum. Yazı, dildeki sözcüklerin, duyguların, düşüncelerin belli işaretler veya şekillerle ifade edilme biçimidir. Böylelikle yazı düşüncelerimizi belirli bir zaman ve mekanda sınırlı kalmaktan kurtarır. Yazı tabii ki birdenbire ortaya çıkmadı. İnsanlar önce mağara duvarlarına, kaya ve taşlara yaşadıkları olayları anlatan resimler yaptılar. Milattan önce 3500 yıl civarında ise Sümerler insanlık tarihinin ilk yazı sistemi olan çivi yazısını geliştirdiler. İnsanların kullandığı ilk yazı sistemlerinden bir diğeri de Mısır hiyeroglif yazısıdır. Çivi yazısına yakın bir zamanda ortaya çıkan Mısır hiyeroglif yazısında resme benzeyen semboller kullanılmıştır. Bu yazı sistemlerinde 700 civarında sembol kullanılmaktaydı. Bu yüzden okuma yazma öğrenmek oldukça zordu. Daha sonra M.Ö. 1000'li yıllarda Fenikeliler tarafından icat edilen ve 22 harften oluşan alfabe sayesinde okuma yazma öğrenmek de kolaylaştı. Günümüzde yaygın olarak kullanılan Latin, Kiril, Yunan ve Arap alfabeleri ise Fenike alfabesinden türemiştir. Tarih boyunca taş, kemik, yaprak, çanak çömlek parçaları, kağıt gibi materyallerin üzerine ucu sivri çubuklar, kalem, daktilo gibi yazı yazma araçları kullanarak yazılar yazılmıştır. Bugün sizlere Beyaz Balina yayınlarından çıkan, çevreye ve çocuklarımızın sağlığına zararı olmayan ekolojik, doğal matbaa malzemeleriyle üretilen organik bir kitap önereceğim. Kitabımız Yazı Yazan İnekler. Hikayemiz Ali Baba'nın çiftliğinde geçiyor. Yalnız Ali Baba'nın çiftliğindeki inekler biraz farklı. Daktilo ile yazı yazmayı öğrenmişler ve bu sayede isteklerini Ali Baba'ya iletiyorlar. Bakalım Ali Baba ineklerin isteklerine nasıl bir cevap verecek? Yazarımız Doreen Cronin kullandığı yalın bir dil ve tekrar eden ritmik cümleleriyle bizleri güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Sade çizimleriyle hazırlanmış bu eğlenceli kitabı 2 yaş ve üstü için tavsiye ediyorum. İyi okumalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.